Merhaba arkadaşlar. Bu hafta paralel kenardayız. Evet, paralel kenar nedir? Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgene biz paralel kenardır diyoruz arkadaşlar. Şimdi karşılıklı kenarlar dediğimiz bakın şurasıyla şurası ve burasıyla da şurası eğer birbirine paralelse biz bu dörtgen için paralel kenardır ifadesini kullanıyoruz. Eğer sadece karşılıklı iki kenarı birbirine paralel olsaydı, onu bir önceki kısımda gördüğümüz gibi yamuktur diyorduk arkadaşlar. Ama e, paralel kenarda tüm kenarlar karşılıklı birbirine paralel olmak zorundadır. İlk aşamada burada üç tane özelliğimiz var. Birincisi Paralel kenarın karşılıklı kenarları birbirine paralel ve eşittir demiş. Şimdi arkadaşlar birbirine paralel zaten tanım şartından dolayı karşılıklı kenarları birbirine paralel olarak alıyoruz. Bir diğeri eşittir demiş. Yani eş uzunluğa sahiptir. Bakın arkadaşlar şuranın uzunluğu ile buranın uzunluğu yine şu kısım ile de şu kısmın uzunlukları birbirine eşit olarak alınıyor. İkinci özelliğimiz Paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşittir demiş. Bu bizim için çok önemli arkadaşlar. Bakın, sebebi de karşılıklı kenarların birbirine paralel oluşundan kaynaklı arkadaşlar. Yani U kuralını hem dikeyde hem de yatayda uyguladığınız takdirde karşılıklı açıların birbirine eşit olduğu yargısını siz de çıkartabilirsiniz. E, bu lütfen önemli. Aklınıza kalsın. Üçüncüsü ise paralel kenarda ardışık iki açının toplamı 180 derecedir demiş. Şimdi arkadaşlar burasını zaten biliyorsunuz yamukta da kullanıyorduk ee, u kuralından kaynaklı olarak. Bakın şuradaki açı ile buradaki açının toplamı 180 derecedir ve bu şekilde tüm açıları ardışık olarak topladığınızda yine 180 sayısını elde edebiliyorsunuz. İlk örneğimizle başlayalım. ABCD paralel kenar. DCB açısı 65 derece olarak verilmiş bizden ADE yani alfa değeri soruluyor. Şimdi arkadaşlar paralel kenarda bizim bileceğimiz en önemli özellik karşılıklı açıların birbirine eşit oluşudur. C açısı eğer 65 derece ise arkadaşlar siz burayı da 65 derece olarak alabilirsiniz. E şurası da zaten 90 o zaman üçgenin iç açılar toplamını kullanırsak da alfa artı 65 artı 90 eşittir 180 derecedir diyoruz. Burası e, alfa artı 155 eşittir. 180 derece geliyor. 155'i karşı tarafa atarsanız da alfa değerini 25 derece olarak elde edebiliyorsunuz. ABCD paralel kenar DE açıortay. ABC açısı 110 derece. Bizden DEB açısı isteniyor. Şimdi arkadaşlar bizden istediği açı bakın şurasıdır. Ben buraya alfadır diyorum. Şimdi paralel kenarda ilk bildiğimiz özellik karşılıklı açıların birbirine eşit oluşudur. O halde B açısı 110 derece ise karşısındaki D açısının da 110 derece olması gerekiyor. Ama orada bir açı ortay var. O zaman 110'u 2 eşit parçaya bölersek arkadaşlar buraya 55 buraya da 55 yazabiliriz. Şimdi e, paralel kenarda ardışık iki açının toplamının ben 180 olduğunu da biliyorum. O halde arkadaşlar A açısı ile B açısının toplamının 180 olması gerekiyor. Burası 110sa A açısına kaç kalıyor? 70 kalıyor. Şimdi arkadaşlar ADE üçgenine bakacak olursanız alfa ifadesi bu üçgenin dışarısında. O zaman ben alfa için içteki iki iç açının toplamı şeklinde yazabilirim. O halde alfa değeri 70 artı 55 olarak yazılır. 70 ile de 55'i toplarsanız sonucu 125 derece olarak elde edebilirsiniz. ABCD paralelkenar, kenar AC ve BD köşegen. Şimdi arkadaşlar köşegenden bahsetmişken soruya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Paralel kenarda köşegenler birbirlerini ortalarlar arkadaşlar. Yani iki eşit parçaya bölerler. Bu da aklınızda kalsın. Devam ediyorum. D, E, E, F'ye eşitmiş. D, B, A, 65 derece. C, A, B 40 derece. Bizden alfa değeri isteniyor. Şimdi arkadaşlar biraz önce söylediğim ifadeyi burada kullanırsam. Bakın E noktası iki tane köşegenin tam kesim noktasıdır. DE uzunluğuyla o zaman arkadaşlar şu uzunluğun birbirine eşit olması gerekiyor. Şimdi buradan F, e, B üçgenine bakacak olursanız ikiz kenarlık oluşmuş oldu. O halde B'nin bulunduğu, e, bulunduğu yer 65 derece ise şuranın da ne olması gerekiyor? 65 derece olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar şuradaki bulduğumuz 65 derece içteki iki iç açının toplamına eşit olmayacak mı? O halde biz burada 40 artı alfa eşittir 65 olarak yazarsak 40'ı karşı tarafa atıp 65'ten çıkarırsanız da alfa değerini 25 derece olarak elde edebilirsiniz. ABCD paralel kenar, AC ve BD köşegen, C, E, e K'ya. Şimdi CE dedi arkadaşlar şurası. EK dediği yer ise şurasıymış. Tamam bu ikisi birbirine eşit. EK A açısı 35 derece. Bizden alfa değeri soruluyor. Şimdi bir önceki kısımda gördüğümüz özellik burada da bizim işimize yarayacak arkadaşlar. Ben neyi biliyorum? paralel kenarda köşegenler birbirini ortalardı. Yani arkadaşlar siz burada şu uzunlukta şu uzunluğu birbirine eşit olarak alırsanız AC e eğer AK'ye eşitse buradan AK e da e AE'ye eşit gelmiş oluyor. Bakın şurası da birbirine eşit olacak. Şimdi AEK üçgenine bakacak olursanız arkadaşlar AEK'da ne oluştu? İkiz kenarlık oluştu. Yani şurası ile şurasının uzunluğu birbirine eşitse açılar da birbirine eşit olacak. O zaman buradan direkt alfa için 35 derecedir diyebileceksiniz. Bir özelliğimiz daha var burada. Paralel kenarda ardışık iki açı ortay arkadaşlar birbirine diktir. Ne taraftan verilirse verilsin. Ardışık iki tane açı ortayın kesim noktasındaki açıyı 90 derece olarak alabiliyorsunuz. ABCD paralel kenar AE açıortay AE EB'ye dikmiş. ABE açısı 2x artı 10, EBC açısı 3x eksi 10'muş bizden x'i soruyor. Şimdi arkadaşlar A ve B açıları ardışık iki açıdır. Bunların kesim noktasında arkadaşlar bakın A'da bir açıortay var. B'de ise yine bir doğru parçası var ve bunların kesim noktasında 90 derecelik bir açı oluşmuşsa o zaman... B'de de açıortay oluşmuş demektir. Buradan yola çıkarsak 2x artı 10'un 3x eksi 10'a eşit olması gerekiyor. Eksi 10'u bu tarafa 2x'i karşı tarafa atarsam da x değerini 20 olarak elde edebiliyorsunuz. ABCD paralel kenar E noktası köşegenlerin kesim noktası. AF FC'ye eşitmiş. Bakın arkadaşlar şurası şuraya eşitmiş tamam. Sonra e, bizden AEF açısı isteniyor kaç derecedir diye. Şimdi arkadaşlar E noktası eğer köşegenlerin kesim noktası ise, bakın ben köşegenimi çiziyorum. Bakın şöyle D ve B noktalarını birleştirecek olursam arkadaşlar paralel kenarda köşegenlerin kesim noktasındaki uzunluklar birbirlerini ortalıyorlarsa arkadaşlar bakın şu iki uzunlukta birbirine eşit olacak. Şimdi AFC üçgenine bakacak olursanız hem ikiz kenarlık var, indirdiğim doğru parçası e, aynı zamanda kenar ortay oluyorsa arkadaşlar üçgenlerden hatırlarsanız bu hem açı ortaydır hem de bu indirdiğimiz e, doğru parçası ne oluyordu dik oluyordu yani biz bunu süper dörtü şeklinde de ifade edebiliyorduk yani burada arkadaşlar AEF açısını 90 derece olarak elde etmiş olduk cevabımız budur. ABCD paralel kenar AE açıortay ortay. AB 13, BC 11 olarak verilmiş. Bizden neyi soruyor arkadaşlar? EC uzunluğunu soruyor. Şimdi bakın arkadaşlar ben şuraya A, buraya A dersem şu açı Z kuralından dolayı bakın şuradaki açıyla nedir? Ters açıdır o zaman burası da A olacak. Buradan arkadaşlar AD uzunluğu ile de DE uzunluğu birbirine eşit gelmiş olacak. Şimdi paralel kenarda karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. BC'yi eğer 10 birim olarak vermişse arkadaşlar buraya da siz 10 birim yazabilirsiniz. ADE'de e, ikiz kenarlık varsa o zaman DE uzunluğu da 10 birimdir. Şimdi arkadaşlar buranın tamamının ne olması gerekiyor? AB'ye eşit olması gerekiyor. Yani 13 olması lazım. E ben DE'ye e 10 demişsem o halde AC'ye e, kaç kalıyor? 3 birim. Cevabımız 3'tür. ABCD paralel kenar. AE ve BF açıortay. ortay. AB 12, CB 8 cm olarak verilmiş. Bizden FE yani x uzunluğu soruluyor. Şimdi arkadaşlar şuraya A, buraya A dersem şurası ters açıdan dolayı ne olacak? A olacak. Devam ediyorum buraya B buraya B'dir dersem yine burayla buranın ters açısından dolayı burası da B olacak. Şimdi arkadaşlar şöyle diyoruz. Paralel kenarda karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşitse BC uzunluğu 8 ise arkadaşlar şurası da yani AD uzunluğu da 8 gelir. Şimdi arkadaşlar ADE üçgenine bakacak olursanız bakın şu uzunlukla şuranın tamamının eşit olması gerekiyor. Burası 8 ise buranın tamamı 8'dir diyeceksiniz. Buradan arkadaşlar df uzunluğuna siz e, ne diyebilirsiniz? Bakın şu uzunluk buradan 8 eksi x gelecek. Devam ediyorum. BCF üçgenine bakın arkadaşlar. Burada da yine bakın e, burası ve burası yine e, B açılara sahip. Yani yine ikiz kenar. Burada da yine aynı şekilde şurası ile buranın eşit uzunluğa sahip olması gerekiyor. İkiz kenarlıktan dolayı. O zaman ben buranın tamamını 8 olarak alırsam arkadaşlar. Buradan da EC'ye bakın şuraya ne kalacak? 8 eksi X kalacak. Biraz karıştı ama şöyle izah edeyim. DF uzunluğu arkadaşlar buradan 8 eksi X. FE uzunluğunu zaten X olarak vermişti. ECE uzunluğunu da yine 8 eksi X olarak bulduk. Şimdi arkadaşlar e, paralel kenarda yine karşılıklı uzunluklar birbirine eşitse AB uzunluğu eğer 12 birim DC uzunluğunun da yine 12 birim olması gerekiyor. O zaman bu üçünün toplamının 12'ye eşit olması gerekiyor. Toplarsak buradan 16-x eşittir. 12 gelir. 8'e 8'i topladık. 16 buradaki eksi x ile artı x birbirini götürdü. Sadece eksi x kaldı. 12'yi bu tarafa eksi x'i karşı tarafa atarsanız da x değerini buradan 4 cm olarak elde edebileceksiniz. ABCD paralel kenar DE ve CE açıortay, DE uzunluğu CB uzunluğuna eşit olarak verilmiş. EC 9 cm AD 12 cm bizden x'i soruyor. Şimdi arkadaşlar AD uzunluğu eğer 12 birim ise BC da yine 12 birim olması gerekiyor. O zaman buraya 12'yi yazdık. Şimdi BC ile de ED birbirine eşitse arkadaşlar, o zaman şurası da nedir? 12'dir. Şimdi DEC üçgenine bakacak olursak arkadaşlar, iki tane iç açı ortayın kesim noktası varsa, biz bu kesim noktasındaki açıyı ne olarak alıyorduk? 90 derece. Şimdi arkadaşlar burada Pisagoru uygulayabilirsiniz ya da 9 12 15 özel üçgen olduğunu görmeniz gerekiyor Eğer bunu görememişseniz arkadaşlar 90'ın karşısında x kare eşittir 9'un karesi artı 12'nin karesi Pisagor bağıntısını yazabilirsiniz yazarsak x kare eşittir 81 artı 144 x kare 81 ile 144'ü toplarsanız arkadaşlar buradan 225 gelir 225 sayısı da 15'in karesidir. O halde x'i 15 santim olarak elde edebileceksiniz. ABCD paralel kenar. AE ve BE açıortay. AE 6, BE de 8 santim olarak verilmiş. Bizden paralel kenarın çevresini soruyor. Şimdi arkadaşlar, AE ve BE eğer açıortay ise. Bunların kesim noktasındaki açı nedir arkadaşlar? 90 derece. Şimdi ABE üçgenine bakacak olursanız 6 8 10 özel üçgenidir arkadaşlar. O halde AB'yi buradan 10 birim olarak yazarsınız. Bir önceki soruda dediğim gibi arkadaşlar eğer göremiyorsanız Pisagor bağıntısını uygulayabilirsiniz burada da. Ben bu sefer direkt yazacağım. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Açılardan gireceğim. Bakın şuraya A, buraya A'dır derseniz şurası ters açıdan dolayı A'dır. Buraya B, buraya B dersek arkadaşlar burası da yine aynı şekilde ters açıdan dolayı B'dir. Yani şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşittir. Şurayla da arkadaşlar burası birbirine eşittir. Şimdi paralel kenarda arkadaşlar karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşitse aslında burayla burasının eşit olması gerekiyor. O halde arkadaşlar yani bakın şurasıyla da bakın şurayı şöyle düzelteceğim. Evet buraya arkadaşlar bakın şu şekilde birbirine eşit olarak alabilirsiniz. AB'nin tamamı 10 saat DC'nin tamamı da 10 olacak ve ben bu onu iki eşit parçaya bölersem 5-5 şeklinde yazarım. O halde burası 5, burası da 5 olarak elde edilir. Bizden çevreyi soruyordu arkadaşlar. 10 artı 10 artı e, tabanlı üstün uzunluğu, e, yanların uzunluğundan da 5 artı 5 yazarsak arkadaşlar çevreyi 30 santim olarak elde edebileceksiniz. ABCD paralel kenar, DE ve AE açıortay, EF AB ye paralelmiş, AD 8 birim, EF 12 birim bizden AB'yi soruyor. Şimdi arkadaşlar A ve D noktalarında bulunan doğru parçaları eğer açıortay oluşturmuşsa bunların kesim noktası ne olacak? 90 derece. Şimdi üçgenlerden hatırladığınız bir özelliği söyleyeceğim arkadaşlar. Ben şunu şu şekilde uzattığım takdirde 90'dan indirdiğim kenar ortay ne oluyordu arkadaşlar? Burada süper üçlü oluşturuyordu. O halde siz burada nedir diyebilirsiniz? Bakın bunu da nereden oluşturuyoruz arkadaşlar? Şuraya A derseniz şurası da A olur. Dolayısıyla şu uzunlukta şu uzunluk birbirine eşit olması gerekiyor. Bunu yukarı kısım içinde yapacak olursanız burada süper üçlü oluşur. O halde AD'nin AD tamamı 8 birim ise siz burayı 4 4 şeklinde ayırırsınız. O zaman şurası da ne olacak? 4 birim olacak. AB uzunluğu ise arkadaşlar şuranın tamamına eşittir. O halde buradan da AB'yi 4 artı 12'den 16 birim olarak elde edebileceksiniz. ABCD paralel kenar BF açıortay, FBAE'ye dikmiş. AD 6 santim, AB 11 santim. Bizden EC'yi soruyor. Şimdi ABF üçgenine bakacak olursanız arkadaşlar şurada bir açıortaylık var ve F noktasında arkadaşlar bir diklik oluşmuşsa o zaman şurada da arkadaşlar mutlaka açıortaylık vardır diyebilirsiniz. Eğer ben buraya A, buraya A'dır dersem arkadaşlar şurası ile bakın şurası ile Şurası ters açılardan dolayı burası da A olacak. Buradan ADE üçgeni için ikiz kenarlık oluştu. O halde şu uzunlukla şu uzunluğun birbirine eşit olması gerekiyor. AD uzunluğu 6 birim ise DE uzunluğu da 6 birimdir. Yine aynı şekilde arkadaşlar AB uzunluğunu 11 olarak vermişse buranın tamamının 11 olması gerekiyor. O halde burada 6 artı x eşittir 11 olarak yazarsak x ifadesi 6'yı karşıya atıp 11'den çıkarırsak 5 olarak elde edilebilir. Paralel kenarda köşegenler birbirlerini ortalarlar arkadaşlar. Bunu daha önceden de söylemiştim zaten. Paralel kenar için önemli bir özelliktir. Bu o yüzden mutlaka bilmenizi istiyorum. ABCD paralel kenar DB köşegen. DC 20 CB 12 santim olarak verilmiş bizden AC e, uzunluğu soruluyor. Paralel kenarda köşegenler birbirlerini ortalıyor dedik arkadaşlar. Bakın şurayı şu şekilde birleştirdiğim zaman eğer ece uzunluğu X ise siz buraya da X'tir diyebilirsiniz. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Yine paralel kenarda karşılıklı uzunluklar birbirine eşitse o zaman şurası 20 ise ben şurayı da 20 olarak alabilirim. Buradan da arkadaşlar ABC üçgenine bakacak olursanız bakın şu üçgende ne var? Tepe açımız 90 derece. Pisagor bağıntısını uygulayabilirsiniz. 90'ın karşısında 20 var. 20'nin karesi eşittir 12'nin karesi artı 2x'in karesi şeklinde yazıyorum. 20'nin karesi arkadaşlar 400'dür. Eşittir 12'nin karesi 144 artı 2x'in karesinden de 4x kare geldi. 144'ü karşı tarafa atıp 400'den çıkarırsanız burası 256 gelir eşittir 4x kare. Her iki tarafı 4'e bölersem arkadaşlar 256'nın 4'e bölümünden 64 gelir. 64 eşittir x kare olarak yazarız. 64 de 8'in karesidir. O halde cevabımız bu şekilde. ABCD paralel kenar AC ve BD köşegen KD 8 cm DC 14 cm KE 6 cm olarak verilmiş bizden x'i soruyor. Şimdi paralel kenarda köşegenler birbirlerini ortalıyorsa arkadaşlar DK uzunluğu 8 birim ise KB uzunluğunun da ne olması gerekiyor? 8 birim olması gerekiyor. EBK üçgenine bakacak olursanız tepe açımız 90 derece 6, 8, ne üçgeni var arkadaşlar? 10 özel üçgeni var. Bakın burada. Ee, bunu artık bilin mutlaka 6, 8, 10 özel üçgenini. Şimdi karşılıklı kenarlar birbirine eşitse, DC uzunluğu 14 birim ise, buranın tamamının da 14 birim olması gerekiyor. O halde x artı 10 eşittir 14 derseniz, onu karşı tarafa atıyorum. X de buradan 4 santim olarak bulunuyor. ABCD paralel kenar. D, E, e eşit olarak verilmiş. D, F, X artı 1. Ee, şurası arkadaşlar X artı 1'miş. FB ise 3 x eksi 1 evet burayı da bu şekilde yazdık bizden x'i soruyor şimdi arkadaşlar de ve ec uzunlukları eğer birbirine eşitse ben buraya k dersem burası da k olur d e, DC uzunluğunun tamamı eğer 2K ise ben AB uzunluğu için de 2K'dır diyebilirim. Şimdi bundan sonrasında arkadaşlar kelebek benzerliğini kullanacağım. Bakın şuradaki kelebeğimiz. Şurayı kullanacağız. Kelebek benzerliğinde ne diyoruz arkadaşlar? K'nın 2K'yı oranı eşittir. Bunun bunu oranıdır diyoruz. Yani X artı 1'in 3x eksi oranı buradaki k'lar gitti. İçler dışlar çarpımı yaparsam 3x eksi 1 eşittir. 2x artı 2 gelir. 2x'i karşı tarafa eksi 1'i bu tarafa atarsam da x eşittir. 3 elde edilmiş oluyor. ABC'de paralel kenar AB 16 DF 6 EC 4 birim olarak verilmiş bizden x'i soruyor. AB'nin tamamı 16 birimse şuranın tamamının da 16 birim olması gerekiyor. EC eğer 4 ise arkadaşlar DE'ye kaç kalıyor? 12 kalıyor. Burada da yine bir önceki soruda olduğu gibi arkadaşlar kelebek benzerliğini kullanabilirsiniz. O halde hemen yazalım. 12'nin 16'ya oranı eşittir bunun buna oranıdır diyoruz. Yani 6'nın x oranı. Sadeleştirelim arkadaşlar. 12'yi 4'e bölersem 3, 16'yı 4'e bölersem 4. İçler dışlar çarpımı yaparsak 3x eşittir 24 gelir. Her iki tarafı 3'e bölersem de x değerini buradan 8 olarak elde edebilirim. ABCD paralel kenar DB köşegen AF açıortay. açı ortay. A, B, 8, de 5 cm olarak verilmiş bizden x'i soruyor. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Ben buraya A, buraya A dersem şurası ters açılardan dolayı A olacak. Şu uzunlukta şu uzunluk eşit hale gelecek. D, e uzunluğu 5 birim ise o halde siz A, D uzunluğu içinde 5 birimi yazabilirsiniz. Burası 5 ise arkadaşlar o zaman şurası da 5 olacak. Şimdi devam ediyorum. AB uzunluğunun tamamı 8 birim ise DC'nin de tamamı 8 olması lazım. Burası 5 ise arkadaşlar o zaman AC'ye kaç kalıyor? 3 kalıyor. Şimdi bundan sonra arkadaşlar temel benzerlik e, uygulayacağım. Bakın temel benzerlikte de, de şu şekilde DC eğer AB'ye paralelse tabi biz bunu uygulayabiliyoruz. Yani AC AB'ye paralelse o halde bunun tamamını oranı X'in X artı 5'e oranı eşittir diyorsunuz arkadaşlar. Bunun buna oranına yani 3 bölü 8'e. içler dışlar çarpımı yaparsak 8x eşittir. 3x artı 15 gelir. Karşı tarafa atarsam 5x eşittir 15 olur. Her iki tarafı 5'e bölersem de x'i 3 olarak elde edebilirim. ABC'de paralel kenar DCE doğrusal AK6KF3 olduğuna göre FE nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bu, e, bu soruyu benzerlikten çözebilirsiniz aslında, ama birazcık uzun bir e, yöntem oluyor o. E, burada size bir kural söyleyeceğim arkadaşlar. Tamamen bu şekilde bir ifade gördüğünüz takdirde, buranın karesi yazıyorum arkadaşlar, AK'nın karesi eşittir. Bura çarpı tamamıdır. Yani arkadaşlar KF çarpı KE'dir diyorsunuz. Ben bu ifadeyi verilenleri yerine yazarsam arkadaşlar. AK dediğimiz 6'ymış. 6'nın karesi eşittir. KF 3, 3 çarpı. KE ise arkadaşlar 3 ile X'in toplamında. 3 artı X gelir. 6'nın karesi 36. 36 eşittir arkadaşlar. Şunu dağıtıyorum. Burası... 9 artı 3x geliyor. 9'u karşı tarafa atıp 36'dan çıkartırsam 27 gelir. 27 eşittir 3x. Her iki tarafı 3'e bölerseniz de x değerini 9 olarak elde edebilirsiniz. ABC'de paralel kenar DE ve CE açıortay AF 6 FB 4 efde de kök 3 e, santim olarak verilmiş. Bizden x'i yani AD uzunluğunu soruyor. Ben burada arkadaşlar şurayı şu şekilde paralel bir şekilde uzatacağım. Şimdi AB'nin tamamı arkadaşlar eğer 10 birim ise DC'nin tamamının da ne olması gerekiyor? 10 birim olması gerekiyor. Şimdi burada arkadaşlar iki tane iç açı ortayın kesim noktası var. O zaman şuradaki açının 90 derece olduğunu artık biliyoruz. Şimdi 90 derecede arkadaşlar ben paralel kenar uzattığım takdirde şurası şurası ve şurası eşit uzunluğa sahip olur. Yani burada süper üçlüyü kullanabilirsiniz. E, paralel kenarlıkta yine ters açıları yerine yazdığınız takdirde bu ifadeyi elde edebiliyorsunuz. Açıklamasına gelecek olursak da. DC'nin tamamı eğer olsa ben buraya 5 buraya 5 buraya da 5'i yazabilirim. Şimdi arkadaşlar Bakın şurası eğer 5 birim ise şuranın da 5 birim olması gerekiyor. O zaman buraya 5'i yazdım. AF'nin tamamı eğer 6 birim o zaman şuraya kaç kalıyor arkadaşlar? 1 bir birim kalıyor. Şurası da yine 90 derecedir. Şimdi bakın şu üçgene bakacak olursanız dik bir üçgen. Bir kenarı bir diğer kenarı kök 3 birim ise arkadaşlar. Ben şuraya da arkadaşlar A diyecek olursam A'nın karesi eşittir. 1'in karesi artı kök 3'ün karesi olarak yazarsam a kare buradan ne gelmiş olacak 4 a'yı da kaç olarak elde edeceğiz 2 yani bakın şurası da 2 imiş bakın arkadaşlar ben burada şu uzunluğun tamamını 5 artı 2'den kaç birim olarak buldum 7 birim olarak buldum e bu uzunlukla da şu uzunluk birbirine eşit olacaksa o zaman x için de 7 birimdir diyebileceksiniz paralel kenarla ilgili bir özelliğimiz var e, A.C. eğer köşegen olarak verilmişse arkadaşlar bakın diğer köşeden karşı kenarların orta noktalarına indirilen doğru parçaları arkadaşlar köşegeni 3 eşit parçaya bölüyor. Yine paralel kenarda arkadaşlar A.C. köşegen olarak verilmişse e, diğer köşelerden karşı kenarların orta noktalarına indirilen doğru parçaları yine köşegenimizi gördüğünüz gibi 3 eşit parçaya bölmüş oluyor. ABCD paralel kenar, AC köşegen, AE EB BF FC eşit olarak verilmiş. CL uzunluğu 4 cm ise bizden x'i soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın AC köşegen ve D noktasından karşı kenarların ortalarına indirilen doğru parçaları köşegeni 3 eşit parçaya böler. LC uzunluğu eğer 4 cm ise arkadaşlar KL uzunluğu ve AK uzunluklarının da yine 4'er birim uzunluğa sahip olması gerekiyor. Şimdi daha sonra arkadaşlar bakın ABC üçgeninde temel benzerliği kullanacağım. Şimdi ben şuraya K şuraya K'dır dediğim takdirde temel benzerlik neydi? Bunun tamamına oranı bunun buna oranını veriyordu. O halde arkadaşlar K'nın 2K'yı oranı eşittir. X'in 12'ye oranıdır diyeceksiniz. K'lar birbirini götürdü. İçler dışlar çarpımı yaparsam da 12 eşittir. 2x olarak yazarım. Her iki tarafı 12, 2'ye bölersem de x değerini buradan 6 santim olarak elde edebilirim. ABCD paralel kenar BD köşegen AEEB'ye DF ile FC'ye eşit olarak verilmiş. BD köşegeninin tamamı 24 cm'miş. Bizden KL yani X'i soruyor. Şimdi arkadaşlar eğer BD köşegense ve diğer köşelerden karşı kenarlara karşı kenarların ortalarına indirilen doğru parçaları bu köşegeni 3 eşit parçaya ayırır. O halde arkadaşlar eğer KL uzunluğu x ise DK'ya ve LB'ye de siz x olarak yazabilirsiniz. Buradan BD uzunluğunun tamamı 3x geliyor ve BD'yi bize 24 olarak vermişti. O zaman 24'e eşitledim. Her iki tarafı 3'e bölerseniz de x'i 8 cm olarak elde edebiliyorsunuz.